hanımefendi var. Vallahi bayıldım renklerinize. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz bu arada? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben harikayım. Balatı da renklendiriyorum bu arada. Balatı renklendiriyorsunuz. Evet, şahanesiniz. Niçin burada herkes size dede diyor? Bu biraz spiritüel, mistik. Mistik. Bir düşünce gücüne sahibim. Bu arada gerçekten birçok insana da faydam olmuştur. Ne güzel. Farklı bir şey bu. Pozitif enerji yayıyorsunuz pozitif etrafa. Pozitif enerji. Danslar yapıyorum, eğlence. Buralarda güzel, güncel bir hayat geçiriyoruz. Mutlu ve gerçekten çok sağlıklı. Herkesi, gelen yabancıları, insanları, Balat'ımızı tanıtıyoruz. Süpersiniz. Böyle efendim. Şey. Yaş kaç? Ben 18 yaşındayım. 18, ne güzel efendim. Biz de sizinle dede diye mi yarışalım? İsminiz nedir? Siz bana dede deyin, dede diyorlar. Peki ben de dede diyorum o halde. Dede deyin. Dedeciğim, genel kültürünüz iyi midir? Efendim? Genel kültürünüz iyi midir? Genel kültürüm biraz zayıftır. Ama fazla övmek istemem. Çünkü 45 sene dünyayı dolaştım. Kaç yıl? 45 yıl dünyayı dolaştım. 45 yıl dünyayı dolaştınız. Evet. Nereleri gezdiniz? Gitmediğim yer kalmadı. Süpersiniz. En çok nereyi beğendiniz? En çok beğendiğim yer Kap Verde Adaları. Neresi? Kap Verde Adaları. Ben söyleyemiyorum sevgili seyirciler. Kap Verde Adaları. Uzağım yani. Atlantis Okyanusu'nda, Kanarya Adaları'nın aşağısında, Senegal'in, Dakar'ın karşısında, çaprazında kalır. Peki. Efendim, mikrofonu şöyle tutabilirsiniz. Karşısı, Güney Amerika'nın. Mikrofonu düz tutabiliriz efendim. Tepeden ses oluyor. Benim hoşuma böyle. Kendimi peki, bir şey sanıyorum. Acayip bir şey. Peki biraz böyle eğlenceli bir dede bizimle efendim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sorulara geçiyorum dedeciğim. Tamam, geçelim sorulara. Özellikle yazın tercih edilen şıpıdık adında bir türü olan giysi nedir? Bir daha alabilir miyim? Özellikle yazın tercih edilen şıpıdık adında bir türü olan giysi nedir? Zamanımız ne kadar? Bir zamanımız yok efendim. Buyurun, düşünmek serbest. Zilin sesini duymadım ama. Ben size zil sesi yaptım. Buyurun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ne olabilir ya? Nereden buluyorsunuz bu soruları ya? Bu soruları nereden buluyorsunuz diyor beyefendi. Ne giyeriz ayağımıza yazın? Aa, benim ayağımda var. Terlik efendim. Doğru cevap. Geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Terlik. Ayağımda var, ayağımda var dedi dedeciğim. Peki, ikinci soruya geçiyorum hızla. Atalet ne demektir? Bir daha alabilir miyim? Atalet ne demektir? Ben çok severim onu. Aa. Tabii, çok severim. Nedir o? Benim bir patronum vardı. Şimdi patronum değil, hayat arkadaşım, her şeyim. Şöyle, nereye getireceğim lafı? Aslında tembellik. Tembellik doğru cevap efendim. Ben tembelliği severim biraz. Peki, geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz hani efendim. Hani alkış hani diyor dedeciğim. Alkışlar burada efendim. Son sorum da şu. Türk sinemasıyla aranız nasıl? İdare eder. Türk sinemasına ilk büyük uluslararası ödülü kazandıran film hangisidir? İlk mi? İlk. Bir daha alabilir miyim soruyu? Türk sinemasına ilk büyük uluslararası ödülü kazandıran film hangisidir? Adı Susuz Yaz. Susuz Yaz doğru cevap. Efendim geliyor alkışlar. Hadi, geliyor müzik, dans etmek istiyorum. Hadi buyurun dans edin. Sahne sizin. Market çekim sizin. Buyurun. Ay, ben çok teşekkür ederim. Ben bunu hayatta en çok sevdiğim, canımdan bir parça olan çok değerli hayat ortağıma vereceğim. Evet arkadaşlar, ben şimdi size içimden gelen bak sözlerini söyleyeceğim. Ama sözlerini söylemiyorum. Öyle bir oyun oynayacağım ufaktan. Olur mu? Hazır mıyız? Evet efendim, tatlı bir hanımefendi yanımda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben
Balat'ta bir kafe işletmeye çalışıyorum 5 senedir. İnşallah. İsminiz nedir? Arzu Başkan. Arzu Hanımcığım bizimle efendim. Arzu Hanım, sizin kafenin nesi meşhur? Tavuklu börek mantısı diyeceğim. Tavuklu börek mantısı sevgili seyirciler. Peki hayatımda hiç duymadım. Nasıl oluyor bu tavuklu çok börek mantısı? Çok güzel bir gün yersiniz. Gelin buyurun bekleriz. İnşallah efendim. Hakikaten değişik de bir adı var. 5 yıldır işletmeye çalışıyorum dediniz. Balat'ta bu Covid sürecinden sonra işler nasıl? Yeni yeni açılmaya başladı diyelim. Hı hı. Haziran'da açtık. Ortalama kaç kişiyi ağırlıyorsunuz bir günde kafenizde? 60 falan buluyordur. Ne güzel efendim. İnşallah daha da bol bereketli i̇nşallah, günler geçiririz inşallah, diyelim. İnşallah. Balat nasıl bir yer? Balat sakinleri nasıl insanlar? Balat çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. İşte biz de alıştık. 5 yıldır burada oturmuyoruz normalde. Hı-hı. Karşıda oturuyoruz. Alışmaya çalıştık ama iyi oldu sonuçta. Her gün zor olmuyor mu git gel karşıdan? Biraz zor. Buraya yerleşmeyi düşünmüyor musunuz? Neden? Yok. İşimiz burada olsun. İş burada kalsın. Aa, çok aynen. İşte yakın olmayayım diye Arzu Hanım. Aynen, peki. Aynen. Siz de yoksa böyle çok işine düşkün insanlardan evet. mısınız? Bir de burada olursa sürekli işte olursunuz artık. Galiba öyle olur. Peki Arzu Hanımcığım, sorularım olacak size. Evde genel olarak yarışmaları izler misiniz? Hiç vaktim yok. Vakit yok. Vakitsizlikten izlemiyoruz. Hiç yok. Ben böyle genel kültürünüzü nasıl sınıyorsunuz? İyi misinizdir? Güveniyor musunuz fena kendinize değilimdir. Diye? Çok bilmece çözlerdi. Süpersiniz. Aha, fena değilimdir. Hadi bakalım neler olacak. Başlıyorum. Hadi, hadi başlayalım. İlk sorum şu. Kelebek stili hangi spor dalına ait bir terimdir? Yüzme tabii ki. Yüzme geliyor alkışlar kocaman. Yüzme tabii yüzme, ki. Yüzme, sırt üstü, serbest. Daha önce sporla uğraştınız mı? Yaptım. Ne yaptınız? Voleybol oynadım okul takımında. Mevkiiniz neydi? Yani her mevkide oynarım ben. Peki benim. Yeter ki voleybol olsun. yani işte okul zamanı. Oo, çok uzaklarda kaldım. Peki geç değil hiçbir şey için efendim. Spor için bile geç değil. Aynen, onu söyleyeyim. Işte. Yeter ki vakit ayırmak. Yok. Evet vakit işte vakit yok. Ayırabilelim vakit yeter yok. Ki. İkinci sorum şu. Yemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayışa ne neyin ad verilir? Neyin uçlarına bağlanarak? Yemin. Gemin uçlarına bağlanarak? Evet hayvanı mesela hayvanı atın nesini alırız? Dizgin etmek. Dizgin. Doğru cevap bu. Efendim. Geliyor alkışlar kocaman. Mevzuatlardan açılmışken en sevdiğiniz hayvan hangisi? Ah, bir köpeğimiz var. Köpek diyeceğim tabii. Peki cinsi nedir? Golden'la terier karışımı bir şey. Oo büyük mü? Terier biraz küçük, Golden biraz aynen. büyük. Ara boy mu? Arada. Adı ne? Arada. Cookie. Cookie kaç yıldır sizinle? 7 aylık zaten. Cookie çift ama. 21 günlük kenarlık. Oy çok minnakmış efendim. Satın çok almayalım, tatlı. Sahiplenelim her seferinde söylüyoruz. Ya. Sokağa bu sıcakta hayvanlar perişan durumda bir kap mama, bir kap su muhakkak bırakalım. Az önce ben hanımefendinin kafesinin oradan geçtim. Yan tarafta hemen böyle köpekler vardı. Hayvansever de bir kafeyiz ne mutlu. Evet tabii ki. Yemek artıklarını hayvanlara saklıyor veriyoruz. Musunuz? Süpersiniz. Zaten veriyoruz. Köpe gitmesin o artıklar. Veriyoruz. Hayvanlara gitsin hakikaten çok açlar. Son aynen sorum öyle. Da şu. En eski uygarlık merkezlerinden biri sayılan Yunanistan'ın en büyük adası hangisidir? Girit'tir herhalde. Girit doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum. 3'te 3 yaptınız. Nasıl geçti yarışma? Güzeldi, güzeldi. Güzel çok eğlenceli, güzel. Güzel yarışma inşallah size de. Teşekkürler. Market çekimiz sizin sağ oldu. Olun. Bizim için bir maksat yarışmak olsun deyin lütfen. Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. Beyefendi kenardan bizi izliyordu. Doğru cevapları da veriyordu. Yarışabilir miyim dedi. Buyurun dedik. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Metin Altın. Burada yaklaşık 38 senedir burada oturuyorum. 38 senedir. Evet. Maşallah efendim. 38 yıl önce Balat nasıldı? Bugün nasıl? Çok değişti tabii. Yıllar bayağı değiştirdi. Eskiden mesela buralar hep fabrikalardı, sahiller falan. Şimdi sahil güzel bir şekilde. Koku vardı, şu an yok. Yani güzel bir çalışmalardan sonra buralar tabii eski, otantik bir havası vardı. Şimdi biraz eskiye dönmeye başladı.
eski havayı getirmeye çalışıyorlar. O otantik havasını hala bizim için koruyor ama tabii yerlisine sormak lazım, evet. Sizlere sormak lazım hakikaten. Peki sorularım olacak size. İlk sorum gelsin mi? Gelsin. Yemeklerle aranız nasıl? Fena değil. Fena değil diyor beyefendi. Peki aslında yemek tariflerinde sıkça kullandığımız bir şey soracağım size. Çorba kaşığından biraz daha küçük olan kaşık türü hangisidir? Tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı doğru cevap efendim. Tarifler çorba kaşığı, tatlı kaşığı diye gider hep böyle tarif, evet, verilirken. Mutfakta şu yemeği çok iyi yaparım dediğiniz bir yemek var mı? Ben mi? Pilavı yaparım. Pilav? Oo, beyefendi için pilav gerçekten iddialı bir yemek. Hanımlar tutturamıyor o tane taneyi. Siz yapıyor musunuz? Tabii canım. Süper. Var mı bir formülü triye? İlla ki vardır. Söylemez misiniz? O sırdır zaten. Kimse söylemiyor. Sırdır söylemem diyor beyefendi. Peki hanımların tarif vermeyenini görmüştüm ama beylerde tarif vermeyen ilk sizle karşılaşıyorum. İkinci sorum şu. Yufka arasına peynir koyduktan sonra sarılıp tavada kızartılan börek türü hangisidir? Bol böreği. Değil. Böyle sararız. Sigara böreği. Sigara böreği doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. En sevdiğiniz börek hangisi? Benim börek olsun da ne olursunuz. Yeter ki börek olsun. Memleket neresi? Ben Siirtliyim. Efendim? Siirt Dilloluyum. Siirtlisiniz. Harikulade. Siirt'in nesi meşhur? Siirt'in fıstığı meşhur. Perde pilavı meşhur. İçli köftesi meşhur, kital diye. Bayağı yemekleri var. Büryanı meşhur. Vallahi hakikaten beyefendi saydı Siirt mutfağını, getirdi önümüze. Bayılırım ben perde pilavına falan. Vallahi hiç yapamıyorum ama siz yapıyor musunuz perde pilavı? Yapıyor. Benim annem çok güzel yapar. Maşallah eşimi beyefendi öğretti. Mutfakta acayip amarat çıktı. Son sorum da şu. Atar damarların içindeki kan basıncına tıpta ne ad verilir? Tansiyon mu? Tansiyon doğru cevaptı. Beyefendi 3'te 3 yaptı. Tebrik ediyorum. Marka çekim sizin oldu. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel. Zor muymuş sorularım? Yok, gayet basit. Kamera arkasında çünkü çok mu zor sorular dedi beyefendi geldi ama. Tebrik ediyorum sizi. Ben de teşekkür bizim ederim. Bizim için bir maksat yarışmak olsun der misiniz? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz sevgiler. Güzeller güzeli beyazlar içinde bir hanımefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin için esmer güzeli diyen oluyor mu ailede? Evet, teşekkür ederim. Güzele güzel demek efendim bizde sevaptır öyle teşekkür derler. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler, sizi tanıyalım. Yağmur benim adım. Ne yapmaya geldiniz Yağmur Hanım Balat'a bugün? Arkadaşımla gezmeye geldik aslında. Niçin Balat'ı tercih ettiniz? Böyle biraz daha tatlı mekanlar vardı. Biz de öyle bir denk gelelim istedik. Peki bakalım daha önce diye. Gelmiş miydiniz? Yok, gelmemiştik. İlk gelişiniz. İlk defa geldik. Hakikaten Balat'ın harika sokakları da var. Fotoğraf çekildiniz mi? Tabii. Tabii olmazsa olmaz çünkü. Peki harikulade. Şimdi size 3 sorum olacak. Genel kültürünüze güvenir misiniz? Yani. Yani bakacağız, göreceğiz neler olacak. Yağmur Hanım biraz tedirgin, kesin cevaplar vermekten kaçınıyor. Arkadaşımız da kamera arkasında sosyal medyaya çekiyor sanıyorum sizi. Bilir mi sorularımı? Bilir diyor. Arkadaş desteğini de aldık efendim. İlk sorum geliyor. Yarım pansiyon bir otelde konaklanıldığında hangi öğünler ücrete dahil edilir? Kahvaltı. Yarım pansiyonda? Yarım pansiyon. Hangi yemekler dahildir yarım pansiyon ücretine? Sadece kahvaltı değil mi? Değil. Akşam. Ne? Akşam. Akşam ve ne? Öğlen. Değil. Sabah. Sabah ve akşam doğru cevap. Tüm kombinasyonları denedik. Sonunda doğru cevabı verdik. Var mı bu yaz tatil? Şu an yok. Korona ama olacak gibi mi galiba? Yani tam değil. Bir kararsızlık durumu var galiba. Evet, evet. Galiba. Şu an pek bir kararsız kaldım. Peki efendim, hayırlısı olsun diyelim. Hakikaten bu yaz bir hanımefendi ben de yarışmak istiyorum diyor. İpekçiğimi hemen o tarafa yönlendireyim. Hanımefendi bana kenardan işaret ediyor çünkü. Valla Covid sebebiyle bu yaz herkeste böyle bir tedirginlik, evet, bir kararsızlık durumu var. Hayırlısı olsun diyelim. Aynen. Sağlık her şeyden önce geliyor. İçimize sinmiyorsa zaten gitmemekte fayda var diye, doğru, düşünüyorum. İkinci sorum şu. Çay elinden öteye türküsü hangi bölgemize aittir? Rize. Bölge? Karadeniz. Karadeniz doğru cevap geliyor. Aksay benim de çok sevdiğim bir türküdür. Her daim böyle gördüğüm zaman bir Karadeniz'i tutturuyorum ucundan. Siz nerelisiniz? Bitlisliyim ben. Bitlis. Nesi meşhur? Ceviz. Aa, bilmiyordum bunu. Ben de öğrenmiş oldum. Gidiyor musunuz? Hiç gitmedim. Aa,
akrabalar falan yok mu? Var da yani çok gidemiyoruz ya. Uzak kaldık diyorsunuz. Evet, yani onlar genelde geliyor aynen. Peki efendim, inşallah memlekete de gitmek kısmet olur size diyeyim. Son sorum da şu. 90'lı yıllarda yayınlanan İlker Aksu'nun da rol aldığı bir şempanzenin maceralarını konu edinen komedi dizisinin adı nedir? Hatırlamıyorum ya. Şey ile başlıyor. Charlie. Doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar kocaman. Marka çekim sizin oldu. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yarışma? Güzeldi. Ben zaten sizi izliyordum televizyondan da çok denk geldi şu an. Ve güzel oldu aslında. Hakikaten yarışmak olsun diyoruz. Hanımefendiyi uğurluyoruz. Hanımefendi köşeden işaret etti sevgili seyirciler. Ben de yarışmak istiyorum dedi. Gördüm, kaçırmam. Evet, Bahar Hanım'ı büyük büyük keyifle izliyorduk. Çok teşekkürler. Evet. Dün bugünmüş. Aynen ve bugün evde izleyip çıktım şu an. Yaşasın. Şimdi yarışıyoruz. Evde biliyor musunuz sorularımı? Yani umarım onlar çıkar. Aynı soruları sormuyorum ama inşallah bugünküleri de bilirsiniz efendim. İnşallah. Kamera arkasında bir beyefendi var, kimdir? Eşim oluyor. Bilir mi hanımefendi sorularımı? Bilir diyor, eşinizin güveni size tam. Tamam. İnşallah 3'te 3 yaparız. Çam sakızı çoban armağanı market çekim sizin olur. İnşallah. Maksat yarışmak diyoruz. Maksat yarışmak. Peki aynen efendim, ilk sorum geliyor. Genellikle bilet alırken cam kenarı, şoför arkası ya da koridor seçeneklerinin sunulduğu ulaşım aracı hangisidir? Uçak. Şoför arkası demiyoruz ya uçakta. Ha, otobüs. Otobüs, doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İlk soru geride kalıyor. İsim neydi bu arada? Tülin Dedemen. Tülin Hanımcığım, adını sormadan yarışmaya başladım ben. Tülin Hanım, bugün Balat'a niçin geldiniz? Ahşap ürünleri çok seviyoruz. Ah, ne güzel. Ahşap ürünlere bakmaya ve almaya geldik. Bir böyle piyasa araştırması mı? Doğal ahşaplar çok burada, antikalar çok. Süper, antikaları ben de çok seviyorum valla. Zaman zaman antikacıları da geziyorum, büyük keyif alıyorum. İnşallah aradığınız gibi bir şey bulursunuz. İnşallah. Ne bakıyorsunuz? Özellikle spesifik olarak baktığınız bir şey var mı? Evime sehpa bakıyorum şu an. Sehpa. Ahşap. Peki, aynen, süper. İnşallah bulursunuz bugün beyefendiyle birlikte. İnşallah. İkinci sorum şu. Kaynanan seviyormuş denilen biri neyin başlamak üzere olduğu bir yere gitmiştir? Yemeğin. Yemeğin. Severiz efendim yemek yemeği. Geliyor alkışlar. En sevdiğiniz yemek hangisi? Bu arada Allah rahmet eylesin diyelim. Allah rahmet eylesin efendim. En sevdiğiniz yemek? En sevdiğim yemek... ne olsun? Tatlı. Tatlılar değil mi? Hanımların aynen vazgeçilmezi. Tatlılarda favoriniz ne? Baklava. Baklava. Siz bayağı şerbetli seviyorsunuz. Vallahi ben de böyle pastalara falan bayılıyorum. Meyveli meyveli. Öyle mi? Evet, şu tatlı aşkımız bitse yani, keşke. Hiç de aslında sağlıklı değil. Ben bir de çok düşkünüm. Seviyorum. Evet. Vallahi azaltmam lazım. Peki son sorum şu. Evet. Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddelere ne adı verilir? Lav. Lav doğru cevaptı. 3'e 3 yapıyoruz efendim. Nasıl geçti yarışma? Market çekim sizin oldu. Vallahi çok teşekkür ederim. Bahar Hanım'la yarışmak harikaydı. Teşekkürler. Evdeki gibi mi yoksa burası biraz daha stresli mi? İnanın o pozitif enerji burada da aynı, televizyonda da aynı. Yaşasın, çok teşekkür ediyorum. Bir de ne diyorsunuz bizim için? Gitmeden maksat önce. Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. Sokaklarında yarışmaya devam ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Mersi. Sizi tanıyalım. Ben bir gezginim. Gezginsiniz. Fener'i çok seviyorum. Buralarda gezerken buranın güzel kafelerini falan gezmek, dolaşmak hoşuma gidiyor. Çok nostaljik ve mistik bir yer. Hoşuma giden bir yapısı var. O yüzden muhakkak buralara gelirim. Peki gezginim dediniz. Nereleri gezdiniz Türkiye'de? Yani Türkiye'de tabii ki gezilecek çok yer var. Saymakla bitmez. Ama muhteşem mesela Ege, Akdeniz,
Çok güzel tarihi ve turistik yerleri var. Yurt dışına gittiniz mi? Yok, gitmedim ama daha Türkiye'yi bitirmek lazım önce. Efendim, önce ülkemizi bitirmek lazım. Peki doğu tarafına gittiniz mi? Evet, Van falan güzel oralar. Ne güzel, ne güzel. Gezginim değil de biraz sohbet etmek istedi. Ankara, Diyarbakır. Şimdi memleketin taşı toprağı ayrı güzel. Ama şurayı çok beğendim. Benim gönlümde başka bir yer etti dediğiniz bir yer var mı? Yani İzmir'i çok sevdim. İzmir'in güzel kasabaları var. Evet. Şirince çok harika bir yer. Seferihisar'ı var efendim, İzmir'in. Evet, sahil kasabaları çok güzel. Yani işte Çeşme olsun, yine Aydın'a bağlı olan sahil kasabaları çok güzel. Yani, peki. Evet. Ne güzel, şanslısınız efendim. Yani, gezmek olmak da güzel bir şey, değil mi Ayday? Evet. Peki, genel kültürünüz iyi mi? Efendim? Genel kültürünüz iyi mi? Yani... Fena sayılmaz. O zaman şöyle sorayım size. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Yani çok gezen bilir ama çok okuyan da bilir. İkisi de bilir efendim. Kendini geliştiren bilir. Evet, aynen. İlk sorum geliyor size. Futbolda topun sahanın yan çizgilerinden dışarı çıkmasının ardından iki elle tutulup baş arkası ve üstünden ayakları yerden kesmeden atılmasına ne ad verilir? Parmak. Ne atışıdır o? Futbolda. Futbolda. Ne atışıdır? Top çizginin dışına çıkar, oradan alırlar. Corner değil. Sahanın yan çizgilerinden dışarı çıkmasının ardından tutulup iki elle... Taç atmak. Taç atışı doğru cevap sevgili seyirciler. Evet. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. İkinci soruyla devam edeceğim ama futbollarımız sanki çok iyi değil gibi hissettim. Yok, daha çok spor, doğa sporlarıyla ilgili. Doğa sporları. Yani tenis, yüzme, dağcılık, o tür sporlar daha güzel. Zaman zaman tenisten de sorularım oluyor ama bugün şansınıza yok kartımda. Güzel oldu. İkinci soruya geçiyorum. Üretim sürecine bedensel gücüyle katılarak maaş ve ücret karşılığı çalışan kişiler ne renk yakalılar olarak bilinir? Efendim, pardon? Üretim sürecine bedensel gücüyle katılarak maaş veya ücret karşılığı çalışan kişiler ne renk yakalılar olarak bilinir? Yani bir beyaz yakalılar var, bir de mavi yakalılar var. Hangisi? Mavi yakalılar var. Mavi yaka doğru cevap sevgili seyirciler. Gelsin alkışlar. İkinci beyaz soruyla. Yakalılar herhalde böyle üst düzey yöneticiler oluyor. Beyaz yakalı efendim. Mavi yakada daha doğrusu öyle ayırmayalım da mavi yaka bedensel gücünü ve işine kullananlara diyoruz. Evet. Son sorum şu. Anadolu'da köy öğretmenliği yapan Feride adındaki karakterin anlatıldığı Reşat Nuri Güntekin eserinin adı nedir? Edebiyattan bir soruyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Anadolu'da. Anadolu'da köy öğretmenliği yapan Feride adındaki karakterin anlatıldığı Reşat Nuri Güntekin eserinin adı nedir? Portakal Kopya. Ay. Vallahi bir daha okumam şey soruyor. Ben soruyu çifter okudum. Bir şey daha olabilir okumam soruyor. Çalık kuşu değil ya. Çalık kuşu doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Tebrik ederim, market çekim sizin oldu. Nasıl geçti yarışma? Çok güzeldi. Başarılı olduk beraber. Peki, tebrik ediyorum efendim. Güzel bir, ben de sizi çok güzel bir program yapmışsınız. Sağ olun efendim. Harika bir program. İyi ki karşılaştık. Hoşçakalın, evet. Görüşmek üzere. Sağ olun, üzere. İyiler. Arkadaşım var yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Harika. Siz? Harikayız. Ben de iyiyim vallahi. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Enerjimiz yüksek değil mi? Her zaman. 3'te 3 yapacak mıyız? İnşallah. Market check-in alacak mıyız? Muhtemelen. Ben inanıyorum. Sen de inanıyorsun. Bu iş tamamdır bence. Ama öncesinde seni tanıyalım. İsmim Alican, soyadım İlkbaş. Kaç yaşındasın? 22. 22, genç bir arkadaşımmış. Doğru efendim söylemişim. Okuyor musun, çalışıyor musun? Şu anda biyomedikal mühendisliğine geçeceğim inşallah. Süper. Onun için sınava girdim, onu bekliyorum sonuçlarını. Peki biyomedikal mühendisleri ne yapar? Yani en kısa özetle şunu söyleyebilirim. Hastanede aklınıza gelebilecek bütün cihazların, elektronik cihazların tasarımı, onarımı, satımı girdiğiniz firmaya veyahut da yoğunlaşmak istediğiniz alana göre değişiyor. Süper bir iş. Gerçekten ucu bucağı olmayan bir iş. Sağlık Kesinlikle. Sektörüne hizmet vereceksiniz günün sonunda. İnşallah. İnşallah istediğiniz gibi olur her şey. İnşallah. Peki sorularıma geçiyorum hazırsan Tabii. eğer. İlki şu.
Masanın ya da masa örtüsünün lekelenmesini önlemek için tabakların altına konan çeşitli malzemelerden üretilen koruyucuların adı nedir? Amerikan servis. Amerikan servis doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. Amerikan servis tercih ediyor musun, seviyor musun? Ya şöyle biz kafede çalıştığım için, barista olduğum için koyduğum için biliyorum daha doğrusu. Peki süper. Tercih ediyoruz. Barista kime denir onu da bir anlatsana. Barista kahveleri yapan kişiye denir özetle. Hı, böyle güzel güzel de süslüyorsunuz bazen. Kesinlikle olmaz. Çok kahveci olmasam da görüyorum efendim arkadaşlarımdan böyle kalpler yapılıyor, bir çiçekler gibi böyle bir şeyler yapılıyor. Zor mu peki onları yapmak? Yani sevginizi katarsanız, biraz da gayretiniz varsa her şey mümkün. Peki sevgi ve gayret her şeyin çözümü oluyor sevgili seyirciler. Kaç yıldır baristalık yapıyorsun? Ya bir senedir. Bir tamam senedir. Yani. Çok süper. Fazla bir geçmişim süper. Yok. Süper. Valla genç arkadaşlarıma bayılıyorum. Hem okuyorlar hem çalışıyorlar. Evet. En iyisini yapıyorsunuz. İkinci sorum şu. Elazığ'da bulunan ve adını büyük bir akarsuyumuzdan alan üniversite hangisidir? Fırat Üniversitesi. Fırat Üniversitesi doğru cevap sevgili seyirciler. Alkışları alalım. İkinci soru da geride kalıyor. Sen nerelisin? Benim biraz karışık ama İstanbul diyeyim. İstanbullusun diyelim geçelim evet. Mi diyorsun? Buralara yakın mı oturuyorsun? Evet çok yakın. Süper. İşler arası kaç dakika? Aşağı yukarı 10 dakika sürüyor veya sürmüyor. Şanslılardansın. Dinlediğim müziğe bağlı. Efendim? Dinlediğim müziğe bağlı. Müziğe bağlı. Müzik ne kadar güzelse evet. Yol o kadar hızlı mı geçiyor? Kesinlikle. Vallahi bizde öyle olmuyor. Anadolu yakası, Avrupa yakası her gün bir saat gidiş, bir saat dönüş değil mi Portakalcığım? Biz ikimiz Anadolu yakasındayız çünkü. Ayberk ve İpek bu tarafta. Hatta bugün Ayberk'in semtindeyiz. Semt onun. Vallahi bizi o gezdiriyor sevgili seyirciler. Peki. Son sorum da şu. Kırgızistan'ın para birimi nedir? Para birimleriyle aran iyi mi? Bilir misin? Az çok biliyorum. Biraz değişik bir ismi vardı. Hatta kısa bir ismi vardı. Evet. Ona diyorlar ki Kırgızistan. Som. Som mu? Doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. 3'te 3 yaptın. Nasıl geçti yarışma? Ya güzeldi. Peki. Teşekkür evet. Ediyorum. İyi ki tanıştık. İyi ki yarıştık. Rica ederim. Ben çekimiz senin ederim. Oldu. Bizim için bir maksat yarışmak olsun der misin? Maksat yarışmak daha olsun. Daha eğlenceli. Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. Yarışmak olsunun bugün de sonuna geldik. Bizler çok eğlendik. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.